Selamlar şehrinin değerli sakinleri. Nasılsınız bakalım? Bugün elimize bayağı değişik bir konumuz var. Hakan Yar. Artık kimsenin Hakan Yar'ı bilmediğini zannetmiyorum. Şu anda kendisi de sosyal medyada en çok ünlü olan engelli vatandaş desek doğru bir tanım olur. Biliyorsunuz ki Teso Taylan'ın ünlü ettiği kişilerde her zaman bir sıkıntı çıkıyor. Hani olur olmadık en azından şöyle klipler atarlar. Ama Hakan Yar'da bugün şöyle bir iddiamız var. Kendisi hırsızmış. Baya baya birini dolandırdığını söylüyorlar. Tüm bunlardan sonra da bunu iddia eden arkadaş da Hakan'ın numarasını falan paylaşmış. Böyle baya bildiğiniz ortalığın anasını avradını. Neyse. Eğer merak ettiyseniz sıkıntı yapmayın. 100.000'e giden yolda bana destek olmak için abone olup beğenseniz benim için yeterli. Ben size anlatacağım zaten. O zaman yavaştan siz arkanızı yaslanın, çaylarınızı demleyin, hav koltuklarınızı hazırlayın ve gelin beni videonun sonuna kadar bir izleyin. Şimdi ben Hakan Yar'ın en başından beri sosyal medyada olmasına karşıyım. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde soytarılık denen bir kavram var. Hani insanlar birinin yayınlarda kendini küçük düşürmesini çok seviyor. Heh işte bu durumda da engelli bir birey gelince ortalık kopuyor. Sanki armut görmüş bir ayı misali koşa koşa primini de veriyorlar. İşte Hakan Yar da gitgide bu duruma düşmeye başladı. Şimdi eğer ki bu arkadaşın yayınlarını takip etmiyorsanız çok büyük şeyler kaçırıyorsunuz. Bu Nevşehirli toprağın başlarda tatlı tatlı yayınlar yaparken sonradan iyice cozuttu. Hani yayınlarda kadınlara sulanma sanımı dersiniz. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Babanı kızdırmayın. O dudaklarınızdan öperim. İnsanlara bağırmasını mı? Şaytanla tutup da yerlere vurmayın. Haydi durdur diyeyim bak. Yoksa yenilince çocuk gibi ağlamasını mı? Her şey var. İstanbul kapalı çarşı gibi bildiğiniz. İşte yavaş yavaş burada da bana itici gelmeye başlamıştı. Hatta bu konulardan dolayı kendisini zamanında eleştirdiğimde bir akrabası bana özelden yazmıştı. İşte tam bunlar olurken dehşetülvari bir olay gerçekleşti. Bu arkadaşın sürekli beraber takıldığı Artin Oktay diye bir eleman var. Eğer ki o kim ya abi falan diyorsanız vallahi ben de bilmiyorum ya, aşiret falan diye takılan bir tiplemeymiş. Yani çok da önemli bir nokta değil bu zaten. Önemli nokta ise bu arkadaşın Instagram'da bir sohbet grubu var. O grupta da Hakan Yar daha önce takılıyordu. Belki görmüşsünüzdür ama bayağı Hakan'ı orada şaklaban misali oynatıyorlardı yine. İşte adam ne yazsa patlıcan emojisi atıyorlardı, adam sövünce bir daha patlıcan emojisi atıyorlardı. Daha sonrasında bu gruptan Hakan'ı atıyorlar ve şöyle bir iddia çıkıyor ortaya. Bu arkadaşın bir tane kolyesi varmış. Dediğine göre de bayağı para ediyormuş. Hakan da bu kolyeyi alıp eve çıkıp bir daha da aşağıya inmemiş. Yani kısacası kolyenin üstüne konmuş diyebiliriz. Vay be Hakan abi, sanırım devlet büyüğü olmaya karar vermiş. İşin şakası bir yana bu gerçekten çok büyük bir iddia. Sonuçta ortada birinin kariyeri var. Gerçi kariyerde kariyer olsa anasını satayım. Arkadaş daha sonrasında Hakan'ın zihinsel engelli değil, sadece fiziksel engelli olduğunu iddia ediyor. Ve bunları da kanıtlayacağını belirtmiş. Keza böyle bir durum varsa, hani yayınlarda falan kadınlara seni öpeceğim demesi, şöyle yapacağım böyle yapacağım demesi. Eğer ki zihinsel engelli değilse Hakan'ı azılı bir suçlu yapar. Hani bu Batman'in baş düşmanları vardır ya, Joker falan. Hakan bunların yanında zirvede kalır. Ama ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum şahsen. Ne olursa olsun bu adamda besbelli bir şekilde bir hastalık var diye düşünüyorum. Arkadaşlar zaten günler geçmesine rağmen kanıt paylaşacağını söylemesine rağmen herhangi bir kanıt paylaşmamış bu durumla alakalı. Bir de bu Artin denen arkadaş daha sonrasında bu grup üzerinde bayağı bildiğiniz Hakan'ın anıtına bacasına dümdüz girmiş. Yok şöyle kötü bir insan, böyle bir kötü insan, ben bunu böyle yapacağım falan diye takılıyor. Hatta adamın asansörde çüldürdüğü bir tane video varmış, onu da vermişler. Yani Hakan kişisel verilerin koruma kapsamından bir tane dava açsa, yani bu arkadaş gerçekten kader mahkumu bir ağabey olacak. Bir de şöyle bir fotoğraf var. Adamın keyfe bak, asalete bak. Yani işin hem bir komik hem de bir gerçek yanıysa, sen bu adama zamanında arkadaşlık ettin. Bunları biliyordun. Yani madem insanları kandırdığını söylüyorsun, neden bile bile arkadaşlık yapmaya devam ettin ki? Ya da daha sonrasında neden sana dokunduğu zaman bunları söyledin ki? Bana yanlış yaptı. Yani bu modda girmeyeceksin. Oğlum o suçluysa sen de suçlusun. Bunu bir kabul et önce. Bir de arkadaş azılı bir düşman olacak ki Hakan'ın numarasını falan da atmış. Hani adam ağlamış, özür dilemiş, yayında telefonunu falan da arattırıyor. Oğlum bir kere de şu bilmem ne aşireti yazan mafittik tipler beni ne olur şaşırsana mı? Bir de Hakan bu adamla beraber zamanında bir fotoğraf paylaşmış. Bu adam da onun kaldırılmasını istediği için adama yorum spamı yaptırıyor. Hani gerçekten yürüyen bir suç makinesinin olmasını geçeceğim ama Hakan bizim videolarımızı kaldırmıyor diye ağladıysan neden senin ana sayfanda hala Hakan'ın videosu var? Bir de haberi olmadan çekmişsiniz. Baba şu engelli insanlardan bir prim kasmış yine, bırakalım ya. Şaklabanlık bu. Bazen diyorum ki bu insanlar nasıl bu kadar rahat hareket ediyor, rahat düşünebiliyor.
Belki onlar da benim gibi Hawk oyuncu koltuğu kullanıyordur. Evet, bu videonun sponsoru Hawk. Uzun bir süredir eğer ki sosyal medyada YouTuber'ları, yayıncıları takip ediyorsanız zaten Hawk'ı çok kez görmüşsünüzdür. Çoğu zaman da ergonomik bir yapıya sahip olan Hawk, Uhud Yapımı tarafından da onaylıdır efendim. Daha önce birçok oyuncu koltuğu kullanmış biri olarak söylüyorum ki gerçekten ebatlar cuk diye oturuyor. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda ya da yapısı sayesinde hem terlemeden hem de yorulmadan güzel bir deneyim alabiliyorsunuz. Üstelik şu anda site üzerinde indirimler de mevcut. Yanı sıra kargolan paketlenmesi bunlar gerçekten titizce çalışılan konular. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman da sadece bir alo demeniz yetiyor. Madem bu kadar övdük bir göz atın derim efendim. İşte tüm bu olaylardan sonra umarım ki demek istediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. Bu tarz şeylerden kaynaklı hani en azından ebeveyn ya da birinin kontrolü olmadan bir kusur sahibi insanın sosyal medyada bulunmasına karşıyım. Çünkü adam iyice rayından çıkıyor, absürt hareketler yapmaya başlıyor, zorbalığa vuruyor. Hani bakıp da Hakan ne kadar iyi bir insan, çok minnoş, bayılıyorum bu adama demek yerine karanlık tarafa geçmiş bir Darth Vader gözüyle bakılıyor adama. Bunlardan kaynaklı olarak da bu adamın mutlu ve sakin bir hayat yaşayabileceğini asla düşünmüyorum. Bir de eğer ki kontrol edip de bunun yaşanmasına izin veren insanları ya da bakıcıları varsa Allah aşkına devleti bir iş yapıp bunları lütfen içeri atsın. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamalar, Discord sunucum ve sosyal medya hesaplarım var. Beni oradan takip etmeyi unutmazsan sevinirim. Kendine iyi bak ve görüşürüz efendim.